Hanımlar beyler, kelimelerin içinden geçtiğimiz, birbirimize harfler armağan ettiğimiz ve bu tom tokatladığımız efsane yarışma programı Kelime Oyunu'na hepiniz hoş geldiniz. Yine yepyeni 4 tane yarışmacımız var. Aha bakın neredeler. İlayda Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Ne haber? İyiyim, siz nasılsınız? İyi vallahi, fena değil. Heyecanlı mısınız? Biraz. Biraz. Evet. Çok güzel. Peki iddialı mısınız? Hayır. Değilsiniz. İyi yani oldu geldiğiniz o zaman. Ya evet. Peki hiç evde oynar mısınız? Evde oynuyordum ve evde oynarken aslında iddialıydım ama... Ha tabii buraya gelince çöktü o iddia. Oluyor o. Yani artık rekoru baştan değil, yani geriye sondan doğru. Değil geriye doğru. Aynı deniyoruz bakayım. Bazen onu biliyor musunuz ve olmuyor. Yani eksilerde şu an kötünün kötüsü bitiren görmedik. Aslında istiyoruz da, merak ediyoruz çünkü. Nasıl oluyor? Eksi kaça kadar gidebiliriz diye. Bir gün ben kendimi yarıştıracağım sırf bunun için. Ayaklarınıza sağlık. Burada devam ederiz zaten sohbete. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş buldum, merhabalar. Volkan Bey siz ne durumdasınız, heyecan meyecan derken? Yani biraz var evet. İlk geldiğimiz için şimdi girişte var ama inşallah atarız. İnşallah atarız. Siz iddialı mısınız? Yani evde benim de iyi gidiyor ama buraya gelince bilmiyorum, oturunca o koltuğa. Sınav heyecanı. Evet biraz öyle olacak. Bakacağız, hiç merak etmeyin, ben yardımcı olmaya çalışacağım zaten heyecan konusunda. Ayaklarınıza sağlık. Gülşen Hanım merhaba. Merhaba. Sizde ne var ne yok? Fena değil. Gayet iyi. Daha kontrol edilebilir bir heyecan mı sizinki? Evet, fena değil. Çok güzel. Beklediğimden iyi. Çok güzel. Peki iddialı mısınız? İddiam yok. Eğlenmeye geldim. Eğlenmeye geldiniz. Eğlendirmeye belki de. Bakacağız ama. Ayaklarınıza sağlık. Mehmet Bey merhaba. Merhabalar. Sizde durumlar nasıl? Güzel, gayet. Gayet eğlenmeye geldik. Çok aynı iyi zamanda biraz da. Eğlenemezseniz bizi dövmezsiniz inşallah. Estağfurullah. Omuzlarınız lens mi diye soracağım çünkü ardından. Peki evde oynar mıydınız? Üniversitedeyken. Evet. Peki, bayağı bir takip ederdim. Yani puan hedefi falan var mı kafanızda? Şu puanlar iyi olur bana dediğim. Çok iddialı olmasın, o yüzden 9000 falan, 8000. Çok iddialı olmadı gerçekten Mehmet Bey. 8000, 9000 hiç iddialı olmadı. Evet. Bakalım endişe verici açıklamalar. Hanımlar beyler gördüğünüz gibi incecik heyecanlarla gelmiş 4 yarışmacımız var. Masada anlayacağız gerçekten ne olup ne olmadığını. O yüzden vakit kaybetmeden ilk yarışmacımızı alkışlarla çağırıyoruz. Karma yağış. Fırtına. Hayır. Gereksiz iş anlamına gelen tabir. Hamal işi mi? Kurduğu iletişimden doğan ortam. Sosyal medya. Sanal dünya. Sanal. Tamam. Sanal evren. Sanal. Ne? Sanal. Taht sahibi olan devlet başkanı. Padişah değil. Değil. Bağlı olduğu bakanlığın ön adı. Sağlık. Yok artık. Soğanlı salatanın ön adı. Föş. Değil. Ahşap ayak giyeceği. Termik. Değil. Ahşap. Kalıplaşmış bir tabir. Ülüştürme. Yok. İki kelime. Açığa çıkmasına engel olmak. Ket vurmak. Değil. Demin... Bastırmak. İşte kökü doğru onun. Padişah imzası. Biliyordum ama. Tabii tabii biliyorsun. Atletik yol. Atletizm. Ha. Yapılan yol. Evet. Ne deriz oraya? Hor gören tabir. Leyli hava... Yok değil. Hanımlar beyler günün ilk yarışmacısıyla masadaki yerimizi aldık. Siz de bizimle stüdyoda bir araya gelmek isterseniz ekranda gördüğünüz adrese sesleniyorsunuz. Biz de sizi tuttuğumuz gibi stüdyoya alıveriyoruz. İlayda Hanım tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben yeni mezun oldum. Aslında bu yaz mezun oldum. Endüstri mühendisiyim. Bu yaz dediğiniz bir sene oldu artık İlayda Hanım. Evet, yani rahat olabiliriz. 2023'tü. Çok güzel. Daha sonrasında kendi aile işletmemizle çalışmaya başladım. Çok güzel. Ne üzerine aile işletmeniz? Beyoğlu'nda bir restoranımız var. Aa çok iyi. Orada çalışıyorum. Pide ve sütlaç üretiyoruz. Pide ve sütlaç mı üretiyorsunuz? Evet. Ve yani... eliniz boş mu geldiniz? Size helal olsun İlayda Hanım. Düşünemedim o sırada. Adınızı bile heyecanla söyleyememeye başladım, gördün mü? İlayda dedim size. Evet. Peki İlayda biliyoruz biliyoruzdur herhalde sizin aile işletmenizi diye düşündürttü pide ve sütlaç deyince. O değil. Yani şeyden soyaddan bağlantılı olansa. Ne bileyim 2-3 tane var onlarda ben hepsinde yedim. O yüzden muhtemelen biliyorum. Ben evet. Peki siz orada mı devam edeceksiniz? Evet orada. Yani bayağı şu anda işi büyütme öyle falan gibi bir fikriniz var mı? Hem öyle planlarım var hem de işte yani daha farklı böyle daha
konsept yerler açmak gibi planlarım var. Yeme içme üzerine yine. Evet, aynı o şekilde. Harika fikir zaten. Yani sektörden, ailemden de bildiğim için. Yani kendim de böyle hani endüstri mühendisi olarak. Peki siz bir süre Almanya'da mı yaşadınız? Evet, üniversitedeyken okurken Erasmus'la Almanya'ya gittim. Stuttgart'a yakın bir yerde yaşadım 6 ay. Hem okula devam ettim hem de işte hazır gitmişken oraları bir gezip göreyim istedim. Çok güzel, işe yaradı mı? Gezip görebiliriz yani mi? Yani pandemiye denk geldi. O yüzden istediğim kadar gezemedim maalesef ki. Yani her ülke sınırında beni durdurup aşın var mı, işte masken var mı diye durdurdukları için. Ama yine de 5-6 şehri gördüm. İyi bari. Evet, o şekilde ilerledi yani. Çok güzeldi. Güzel. Peki kelimelerle aranız nasıl İlayda Hanım? Kelimelerle aram iyi bence. Yani bir şeyler yazıp etmeyi de seviyorum. Böyle yeni kelimeler, işte hani söylenmesi hoşa giden kelimeleri kullanmayı falan seviyorum. Mesela bir tane örnek verir misiniz söylenmesi hoşa gelen? Ya çok saçma olacak ama mesela binaenaleyh bence çok söylenmesi hoşa giden bir kelime ve ben anlamını bilmesem bile hani böyle... Söyleyebildiğinizden emin değilim kelimeyi. Binaenaleyh. Binaenaleyh. Evet. Geçenlerde anlamını öğrendim bu arada. Sonuç olarak gibi bir anlamı varmış. Bundan dolayı. Bundan dolayı evet. Ama onu tam şeyi çeviremedim hani. Bundan dolayı önce sebebini mi yoksa sonucunu mu söylemek gerekiyor? Ben hiç bilmiyorum. Benim kulağıma söylediler onu söyledim. Benim hiçbir fikrim yok. Ben Süleyman Demirel'den biliyorum. O kadar. Başka da bir fikrim yok. Yani o yüzden sizi takdir ediyorum. Başka söylenmesi hoşa giden kelime var mı? Spektaküler var ama spektaküler. O Türkçe tam olmuyor. Yani Türkçe spektaküler. Türkçe anlamını bilmiyorum ama söylenmesi hoşa gidiyor yine. Anladım. Değişik bir haz duygunuz var İlayda Hanım. Galiba. Galiba. Peki bu mesela söylenmesi hoşa giden kelimeleri nerede bulabiliyoruz? Denk geliyor. Denk geliyor. Evet. Mesela size kim spektaküler dedi? Ya bunu çok eski bir videoda mesela görmüştüm. Hani spektaküler. Anladım. Ve Türkçesi de spektaküler olması dikkatimi çekmişti. Evet. Ama yani spektaküler deyince kimsenin kafasında bir şey canlanmıyor. Evet. O yüzden. Ben 5 kere üst üste evet dedim size şu an İlayda Hanım. Galiba bu bir sohbet değil, monolog artık. İnşallah sizin spektaküler kelimelerinizden denk gelir. Ya çok isterim ama ben şöyle de bir isterim. Sıkıntı var. Yani spektakülerin anlamını hala bilmiyorum. Öğreniriz işte, bizim editörümüz biliyordur. Yani denk gelirse ve o kelime spektakülerse soruda çıkan olduğunu anlamayacağım ve çok üzülmek zorunda kalacağım. Anlarız biz, siz merak etmeyin. Ben şey derim, hani o var ya anlamını bilmediğiniz derim. Çok iyi olur. Biz de boş değiliz ya İlayda Hanım. Ne için burada duruyoruz? Böyle yardımlarınız olacaksa. Tabii muhakkak. Muhakkak olacak çünkü yani neden olmasın. Başlayalım mı? Başlayalım bence. Yaz başladıktan sonra sesinizi biraz daha yüksek kullanmanız lazım. Neden? Duymuyorlar. Tamam. Kelime polislerimizin biraz yaşı var. O yüzden duymuyorlar. Ciddi söylüyorum bunu. Yani duymama kısmını, yaş kısmını değil. Hazır mısınız? Evet. Ufak ufak başlayalım. O zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Koç ile koyunun aşk meyvesi. Koç ile koyun. Kuzu. Kuzu doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakalım. Nasıl sormuşuz? Hareket eden nesnenin kısa bir zaman içinde hızında oluşan değişmenin bu zamana oranı. Hadi buyurun. Hareket eden nesnenin kısa bir zaman içinde hızında oluşan değişmenin bu zamana oranı. İvme. İvme doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Tek kelime ve batı kökenli bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım soru. Farazi fikir. Yani gerçekliği kanıtlanmamış fikir. Ama bir fikir. Dolayısıyla nedir bu? Harf lütfen. Harf lütfendir. T. Teori değil. Teori. Teori doğru cevap. Niye değil? O kadar basit olmasa gerek diye düşündünüz yani, evet. Galiba. Tam tersine o kadar basit oluyor. Arada çok acayip şeyler oluyor ama geneli o kadar basit. Tamam. O yüzden gidiyor başka dünyaya yarışmacı, ben onu geri almaya çalışıyorum. Efendim 5 harflerden devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi. İkisinin de tek başına birer anlamı var. Evet. Bu tamam. Bilgi neden? Çünkü bazen olmuyor. Gelsin bakalım soru. Buyursunlar. Bembeyaz, temiz anlamlarında bir söz dizisi. Bembeyaz, temiz.
bembeyaz, temiz. Yani akça pakça o. Heh, onu yapım eklerine attım. Akpak. Akpak doğru cevap. Efendim, altı harflilerdeyiz. Tek kelime bir cevap yine. Aritmetiğin temel taşlarından birini sormaya karar vermişiz. Bakalım soralım madem karar verdik. Etkisiz elemanı bir olan işlem. Çarpma. 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 Çarpma doğru cevap. Harfleri sığdıramadım. Efendim? Harfleri bir an sığdıramadım. Siz şey yapmayın, biz sığdırırız. Tamam. Doğru cevapsa sığar o, merak etme. Alt harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük yine karşımıza çıkacak. Gelsin bakalım sorusu. Kokteyllik, atıştırmalık. Yeme içme işindesin, hiç bana bakma öyle. Ama kokteyl yok. Yapın arada, işte sektör diyordum. İlayda Hanım şey, kokteyllik, atıştırmalık derken böyle bir hani tabaklarla kokteyllerle gezdirirler, bilir misiniz? Öyle. Kanepe. Hmm, kanepe. Kanepe doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Meteorolojiden geliyor. Tamam. Gelsin bakalım. Hem yağmur hem de kış manzarası sevenlerin gönlünü yapan karma yağış. Hem yağmur hem kış. Nedir? Fırtına. Hayır. Hem yağmur hem kar. Hem yağmur hem de kış manzarası sevenlerin gönlünü yapan karma sulu yağış. Sulu kar. Ne? Sulu kar. Sulu kar doğru cevap. Yarışmanın ortasındayız. 3600 puanınız ve 2.22 süreniz var. 2 dakika 22 saniye. Gayet iyi bence. Bence de ya. Ben kendimi hafife almışım. Eksiye doğru rekor yapacağım falan diye. Evet, deyip, bir öyle bir şeyler dediniz ama bu, hani burası nazar değen nokta. He. Aklınızda bulunsun. O yüzden yani 7 sorumuz daha var. Çok iyi geldik buraya kadar. Bundan sonrasında da aynı iyilikte devam ederiz umarım. Umarım. Devam ediyorum. 7 harfli ikinci kelimemizin sorusu gelecek. Bir sıfat soruyoruz şimdi de. Gelsin bakalım soralım. Argo'da Külhan Bey'i tavırlı anlamında kullanılan sözcük. Argom yoktur. Çok güzel. Argo'da Külhan Bey'i tavırlı anlamında kullanılan sözcük deyince sizin aklınızda canlanan kadar argo bir şey değil. Çok kaba değil. Sadece böyle daha harf, sokak harf ağzı lütfen. Gibi. Harf verelim efendim. Boş konuşmayayım ben. Harf verelim. Evet. Bir harf daha. Bir harf daha verelim. Şey derler, böyle nokta nokta delikanlı derler. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Ne? Yani bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Bütün kelimede tek bir sesli harf var. Bit. Devam edin. Tek sesli harf dedim. Heceleyin. Tek sesli harf. Evet. Bitirim. Bitirim doğru cevap. İTKK bunu evet. Evet, dedim size. Ben sadece baştaki i var, gerisi sessiz ve bu kelime nasıl olacak diye hayal wow. ettim. Onu ben de merak ettim. Aklınızda ne canlandı. Binaenaleyh'te bile kaç tane sesli harf var. Efendim 8 harflilerdeyiz. Yapım eki almış bir sözcük soracağız. Şu soruyla. Burada. Evet. Mecazen kaba ve ağır veya gereksiz iş anlamına gelen tabir. Kaba ve ağır veya gereksiz iş anlamına gelen tabir. Şey gibi işte yani aman bu da bu işte yani nokta nokta be. Gereksiz. Yani zaten işte yazıyor. Evet biz söyledik onu. Harf alayım. Harf verelim. 59 saniyedeyiz bu arada. Cayır cayır gidiyoruz. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir harf daha. Hamal işi. Ne? Hamal işi mi? Yok ama kökü doğru. Hamallık. Evet. Hamallık doğru cevap. Hamallık doğru cevap. Gerçekten çatır çutur harf aldınız. Allah iyiliğinizi versin. Efendim 8 harflilerdeyiz. Yoksunluk eki almış bir sıfat soracağız tamam. Şimdi. Soralım. Müphem, gayri muayyen sözlerinin Türkçe karşılığı? Bir şey sız. Bravo. Evet. Evet. Gayri muayyen. Gayri muayyen. Müphem. Müphem. Harf alayım. Harf verelim.
R. Harf alayım. Harf verelim. B. Gayrimuayyen. Müpem. Evet. Yani niteliği hakkında tam bilgi edinilemeyen. Yani niteliği hakkında bilim yani ne olduğu anlaşılamayan. Böyle şey işte hayır. Gayrimuayyen hayır bunu bunun olumlusuyla beraber ikileme de kullanılır. Nokta 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 gibi. Gerekli gereksiz gibi. Gibi bir şey. Ama yok. Belirsiz olacaktı İlayda Hanım. Maalesef bilemedim. Yavaş yavaş arzu ettiğiniz eksiğe doğru gidiyoruz. Bakalım neler yaşanacak. Daha var ama yok 7600 puan alabiliriz hala. Yani tamam. O da fena ama sayılmayan bir puan var. Olabilir. Evet 25 saniyeyi biraz hızlı kullanacağız. 9 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Halk dilinde kullanılıyor ama aslında her yerde kullanılıyor artık. Be. Sadece halk dilinde deyip ayıklamayalım kelimeyi. Yazıktır. Gelsin sorusu. Bilgisayarların ve onu kullanan insanların internet ve benzeri ağlar içinde kurduğu iletişimden doğan ortam. Sosyal medya. Değil. Sanal. Sanal dünya. Sanal. Dünyadan daha büyük düşünün. Sanal evren. 4 harfli. Sanal yer. Yok. Biz arkadaşlarla toplandık. Gece çıktık. Nokta nokta yapacağız. Ne yapacağız? Sanal ortam. Ortam değil işte. Dünyanın Arapça kökenli eşi anlamı. Sanal evren. Sanal. Ne? Sanal. Biz İlayda Hanım böyle arkadaşlarla gittik. Ne yapıyoruz? Takılmak. İşte ha ne ona bir şey deriz ya. Alem. Sanal alem olacaktı İlayda Hanım. Gerçekten üzgün alkışı yedik ağzımızın evet. Ortasına bir kez daha. 9 harflerden devam ediyoruz. İnanır mısınız yine 2 kelimeden oluşuyor. Tamam. 2 kelimelere doyamadığımız bir başka turdayız. Gelsin bakalım sorusu. Sporda bir yaptırımı olan faul gibi hareketlerin genel adı. Harf lütfen. Harf lütfen. Bir harf daha. Bir harf daha. Bir bastı. Faul gibi hareketlerin genel adı. Faul ne tür? Faul ceza. Gerektir. Evet. Gerektiriyor. Yanlış neye bir şey uymuyor demek ki? Kural dışı. Kural dışı doğru cevap. Efendim 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan ve bitkiler aleminden gelen bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz? Yöresel ağızlarda kavlağan olarak da anılan odunsu gövdeli bir bitki. Yöresel ağızlarda kavlan olarak anılan odunsu olun. Gövdeli bitki. Tamam. Sakin İki kelime. Olun. Evet. Odunsu gövdeli bitki söyleyin bana. Ağaç. Çok iyi. İkinci şey kelime. Ağaç. En bildiğiniz böyle en yaşlı ağaç hangisi? Çınar ağacı. Çınar ağacı doğru cevap. Rica ederim bayılmanızdan çok korktum. O yüzden. Son soru. 2 kelimeden oluşuyor ve mastarla bitiyor yine cevabımız. Tamam. Gelsin bakalım nasıl sormuşuz onu. Soluklanıp dinlenmek için yapılan eyleme virgül koymak. Dinlenmek için yok. Yapılan eyleme virgül koymak. Yapılan eyleme virgül koymak. Mola vermek. Mola vermek doğru cevap. Gerçekten İlayda Hanım bana sorarsınız 5600 puan sizin hak ettiğiniz bir puan değil. Bence de değil. Yani sizin kendinizi de eksilerde beklediğiniz şeyin çok tam aksine bir durum var. Bir iki yerde ayağımız takıldı. Takılmasaydı bayağı yaldır yaldır gidiyordu. Ya ben nazara çok inanıyorum. Ve siz ben beni de, uyardınız da ben aslında. Ben evet uyardım. Ama bazı sinsiler var demek ki stüdyoda sevgili izleyenler. Biz nereden bilelim kim? Var mı tanıdığınız insan stüdyoda? Var evet. Nereden ve kendisi kuzenim. Kuzeniniz. Nazarıyla meşhur bir insan. Yapar. Kuzen nazarı yani değer. Yani bir şeyi hani görüp de abi çok tatlıymış derse dediği ve onun sağ kaldığını mahvolmadı, görmedik. Evet. Aynen maşallah dediği. Hiç o tarafa bakmak istemiyorum. Üç gün yaşamıyorlar da. O da zaten ağzını kapatıyor şu an.
keyiften öyle gülmeye başladık ki çünkü. Olur, olur böyle şeyler. Olur böyle şeyler. Büyük geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Bir kurşun döktürürsünüz en kötü. En kısa zamanda. Şaka yapıyorum. Ayaklarınıza sağlık ama daha ne olacağı belli olmaz. Biliyorsunuz çeşitli tuhaflıklar yaşanabiliyor. Şimdi kendi kuzenine bu kadar nazar değdiren... Diğerlerine neler yapmaz diyorsunuz. Gibi bir durum söz konusu. Gerçekten deney gibi bir yarışma süreci bizi bekliyor sevgili izleyenler. Görelim neler olacak. İlayda Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve ikinci yarışmacımız geliyor. Yasin Bey'e ne olmuştu? Libido. Allah iyiliğinizi versin Melis Hanım. Telefon numarası. Ahize sesi. Aranmaya dinlemiyor ki. Tuşla, tuş sesi. Tuşlama sesi. Çevirme sesi. Aman be Yasin Bey. Arada ben şöyle yüz yüze. Hanımlar, beyler. Neydi sizin adınız? İsmail. Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla masadaki yerimizi aldık. Tekrar merhaba Volkan Bey. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Ben inşaat mühendisiyim. Süper. Büyük bir projede bir ince işler yapan bir firmada çalışıyorum. Hmm. Yani bu seramiğini, boyasını bizim firmamız yapıyor. Çok güzel. Ben de orada işi yönlendiriyorum diyelim. Harika, kolay gelsin. Sağ olun. Başka hobiniz falan bir şeyleriniz var mı? İş dışında yaptığınız, vakit geçirdiğiniz şeyler? Ya inan aslında bilmiyorum herkes de böyle mi de çocuktan dolayı pek de çok vakit geçiremiyoruz. Çocuk var. Evet çocuğum var bir tane. Kaç yaşında? 3,5 yaşında. Ay, bir Allah oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor peki babalık? Babalık yani ilkten biraz daha zordu ama büyüdükçe daha sanki kolaylaşıyor gibi geldi. Yani... Volkan Bey, babalar için hep şey derler ya, yani baba olduğunu anlaması için çocuğun bir 5 yaşını görmesi gerekiyor, evet, gibi şeyler söylerler. Öyle bir şey var mı gerçekten? Evet bence de var çünkü yani çocuk ilk doğduğunda... Yani bilmiyorum sadece bende mi oluyor oldu ama böyle nasıl diyeyim? Anlamadınız. Evet anlayamadım. Yani insan hani normal bir çocukmuş gibi geliyor ama o birinin böyle... çocuğu. Evet. Hani baba de, baba demeye başladığı zaman böyle hissediyor erkekler herhalde. Aha, enteresan bir hikaye. Evet, peki olmalı. Kelimelerle aranız nasıl Volkan Bey? Ya genelde iyi. Bilmiyorum, evet, genel bana iyi gibi geliyor. Evet. Bir puan var mı kafanızda? Yani şimdi ilk yarışmanın sorularına da bakınca sanki 7000 açsam iyi gibi geldi. Evet. Fena olmaz tabii. Evet. 7000 açsanız zaten şu an gün birincisi olursunuz ama sonraki iki yarışmacı ne yapar bilemem. Evet, geçebilirler beni. O zaman ufak ufak başlayalım mı, ne dersiniz? Başlayalım, evet. Volkan Bey. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Ben zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi. Beni? Değil. Bana. Bana doğru cevap. 4 harfli ikinci kelimemizin sorusuna bakıyoruz. Deniz mahsulü boncuk. İnci. İnci doğru cevap. 5 harflilerdeyiz. Yine İngilizceden dilimize geçmiş bir soruyla karşı karşıyayız. Gelsin bakalım. Geleceği varsa. Yansıtım aygıtında kullanılmaya özgü pozitif görüntü. Bu üniversite derslerinde çok kullanılırdı eskiden. Optik mi? Değil. Yansıtım aygıtında kullanılıyor. Yani bir yansıtma aygıtında kullanılıyor. Çok eskiden öyle şey, fotoğraflara öyle bakardık. Harf alayım. Harf aldık. S. Çılık çılık diye geçer. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. L. Slide. Slide doğru cevap. Efendim yine 5 harfli ve tek kelime bir cevaba ihtiyacımız var ve soru mutfaktan geliyor. Yine mi canımızı istettin? Seni gidi editör. Gelsin soru. Domates, salatalık ve biberlerin küçük küçük doğranmasıyla yapılan soğanlı salatanın ön adı. Söğüş. Değil. Sayın efendim, diğer öyle bir şey... Söğüş zaten iri doğranır. Bu böyle küçük küçük. Çoban. Çoban doğru cevap. 6 harflilerdeyiz. İsim soylu bir sözcük soracağız. Soralım madem soracağız dedik. Adli Tıp Kurumu'nun bağlı olduğu bakanlığın ön adı. Sağlık. Yok artık. Değil. Adli ya. Adli Tıp. Adliye mi?
Adalet. Adalet doğru cevap. İlahi Volkan'dır. Efendim yine altı harfli bir cevap isteyeceğiz. Yapım eki almış bir sıfat soruyoruz bu sefer. Nasıl soruyoruz? Şöyle soruyoruz. Gelsin. Mevcut toplumsal düzeni, düşünceleri ve kurumları değiştirmeden olduğu gibi korumak isteyen. Düzene bağlı gibi bir şey herhalde. Değil. Bir harf alayım. Verelim efendim. Daha böyle... Nasıl diyeyim? Muhafazakarın Türkçesi gibi düşünün. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verelim. Tutucu. Tutucu doğru cevap. Yedi harflerdeyiz. Yine bir zarf sormak istemiş editörümüz. Arada yapıyor, bizi zarflıyor böyle. Gelsin bakalım sorusu. Uzunluğu kadar ve süresince anlamlarına gelen bir söz. Uzunluğu kadar. Bir harf alayım. Bir harf verelim. O. Bir tane daha alayım. Buyurun. Hiç şey yanmadı valla. Uzunluğu kadar evladı var. Boyunca. Boyunca doğru cevap. Volkan Bey 3100 puanımız ve 1 dakika 55 saniye süremiz var. Yani sürede biraz sıkışma ihtimalimiz var. Biraz daha hızlı davranmamız tamam. Gerekebilir. Ama puan da fena durumda değiliz. Gayet iyi bence. Yedi harfli ikinci kelimenizin sorusu gelecek. Kendisi bir sıfat. Gelsin bakalım sıfat severler için. Dışarıya doğru çıkık patlak gözleri niteleyen sözcük. Pörtlek mi? Pörtlek. Pörtlek doğru cevap. Hay Allah nasıl da soru. Efendim 8 harflilerdeyiz. Arapça, Farsça karması bir sözcük soracağız şimdi size. Gelsin bakalım sorusu. Taht sahibi olan devlet başkanı. Taht sahibi olan devlet başkanı. Padişah değil. Değil. O, ama işte sayın o ne olur. İmparator. Değil. İmparator. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Ü. Bir harf daha alayım. Bir harf daha verdik. D. Bir tane daha alayım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Hem yargı hem emir yetkisi. Hükümdar. Hükümdar doğru cevap. Az daha yine sevgili izleyenler Sibel Can'dan padişahı söylemeye başlayacaktık burada. Tebrik ederim. Öyle oldu böyle oldu bildik yine. Evet. Şimdi efendim 9 harflilere geçmeden bir tane daha 8 harfli cevaba ihtiyacımız var. İnsan bedeninden geliyor bu soruda. Gelsin bakalım insan bedeninden ne geliyor? Böbreklerin yer aldığı vücut sisteminin ön adı. Boşaltım. Boşaltım doğru cevap. İnsan bedeninden gelmiyormuş, gidiyormuş meğer Volkan Bey. 9 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soracağız şimdi. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz onu. Bilir kişi tarafından yapılan inceleme. Bir harf alayım. Harf aldık. P. Bu mesela araba alım satımında, ev alım satımında. Ekspertiz. Ekspertiz doğru cevap. 9 harflilerdeyiz. Batı kökenli yine bol vitamin içeren bir sorumuz var. Aman kelimemiz var. Onu da şu soruyla bileceğiz. Yine bak bunu da canım istedi. Acıktın mı ne? Küçük baş narenciye. Koyun dermiş değil mi? Süre gidiyorsun. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Bileceksiniz. Durdunuz süreyi bileceksiniz. Narenciye söyleyin efendim bir tane. Portakal, mandalina. Mandalina. Mandalina doğru cevap. Harfi de boşuna aldınız ha. Ya, yanmıyor. Bir, o an yanmıyor. Kafada şey yapmıyor. Peki 10 harflilerdeyiz efendim. Bolca kalmış bir sözcük soracağız şimdi. Nasıl soracağız o soruyu ben de merak ediyorum şu an. Farklı türlerden olan varlıkların bir yerde ve çok sayıda bulunma durumu. Spektrum. Söylenmesi güzel kelime.
Spektrum. İlayda Hanım. Diğer sanayım. Harf verdik. Farklı türlerden olan varlıkların bir yerde ve çok sayıda bulunma durumu. Farklı türlerden, böyle farklı türlerden. Yani ne orası demek ki? Bir harf daha alayım. Bir harf daha alayımmış orası. Farklı yani. Hepsi aynı değil. Çeşit. Heh. Çeşitlilik. Çeşitlilik doğru cevap. Efendim 10 harfli ve son aradığımız cevap tek kelime ve mastarla bitiyor. Gelsin bakalım. Buyursunlar. Mecazen yabancılaşmak, ilgisi azalmak anlamına gelen söz. Bir harf daha alayım. Udum koktu. İki oldu. Evet. Uzaklaşmak. Ne? Yok, uzaklaşmak. Uzaklaşmak. Uzaklaşmak doğru cevap. Ya şey doğru yerdim, bunu anlayamadım. Benim de elim ayağım birbirine girdi Volkan Bey ya. 8300 puan aldınız. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Gayet iyi bir sonuç bence. Evet, beklediğimden iyi oldu. Beklediğinizden iyi oldu. Gayet güzel geçtik. Harfleri de çok uygun, stratejik kullandınız diyebiliriz. Bakalım gün birincisi olarak tamamlayabilecek misiniz? İki tane daha yarışmacı var arkanızda. Merakla bekliyoruz neler olacak. İnşallah. Ama şimdiden ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, teşekkür ederim. Hanımlar, beyler, Volkan Bey'i alkışlayarak uğurluyoruz ve üçüncü yarışmacımız geliyor. Ahşap ayak giyeceği. Termik. Değil, ahşap. Kalıplaşmış bir tabir. Ülüştürme. Yok, iki kelime. Açığa çıkmasına engel olmak. Ket vurmak. Değil. Demin... Bastırmak. İşte kökü doğru onun. Padişah imzası. Biliyordum ama. Tabii biliyorsunuz. Atletik yol. Atletizm. Ha. Yapılan yol. Evet. Ne deriz oraya? Hor gören tabir. Leyli hava... Yok, değil. Hanımlar, beyler, günün üçüncü yarışmacısıyla yerlerimizi aldık. Tekrar merhaba Gülşah Hanım. Merhaba. Neler yapıyorsunuz? 44 yaşındayım, evliyim, İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel. İki kızım var. Oh, Allah bağışlasın. Evet, onların isteği ve desteğiyle zaten. Ya, evet, çok isterim. Onlar da gelselerdi keşke. Çok tercih etmezsiniz bence. Ha, peki. Yani, birisi 12. Siz daha iyi tanıyorsunuzdur. Evet, bayağı yakından tanıyorum. Onlar çok istedi beni görmeye yarışmada. Ne kadar ben güzel. De kırmadım onları. Harika yapmışsınız. Peki kelimelerle aranız nasıl? Severim. Seversiniz. Evet, severim. Okumayı severim. Yazmak gibi bir şeyim yok ama okumayı çok severim. Çok güzel. Hı-hı. Hiç evde denediğinizde falan mesela bir puan ortalamanız var mı? Evde deniyordum. Hani fena da gitmiyordu ama puan hesaplamıyordum. Bakmadınız. Evet. Hı-hı. Peki, tamam. Şu an kafanızda, aklınızda böyle bir puan var mı? Şöyle yapsak ne güzel olur falan diye. Ya anı yaşayalım. Anı çok yaşayalım. İddialı olmak istemiyorum. Sonunda evet, gerekirse evet, iddialı konuşuruz gibi. Olsun da öyle konuşalım. Aynen, çok haklısınız. Ufak ufak başlayalım o zaman. Tabii. Ne dersiniz? Hı-hı. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Genellikle kıyafet üzerine iliştirilerek kullanılan bir tür takı. Broş. Broş doğru cevap. İkinci dört harfli kelimemizin sorusuna bakalım. Eskiden yaygın kullanılan, cepte taşınan ve içine para benzeri şeyler konulan kumaş veya örgü küçük torba. Kese. Kese doğru cevap. Beş harflilerdeyiz. Tek kelime bir sıfata ihtiyacımız var cevap olarak. Buyursunlar. Mecazen görüş ve tutumlarında katı olmayan anlamına gelen esnek. Sözcük. Esnek, esnek doğru cevap. Yine beş harfli, iki farklı söylenişi olan ve ikisini de kabul ettiğimiz bir cevap alacağız sizden. Gelsin bakalım. Yol yapımında kullanılan taş mucur. Kırıntısı. Mıcır, mucır, ikisi de okey. Mucur, mucur, mucur. Altı harflilerdeyiz efendim. Tek kelime ve isim soylu bir sözcük soruyoruz. Gelsin, bir de dümdüz sorusunu soralım. Bir kısaltma veya formülün belirgin biçimi. Harf alayım. Harf aldık. Ç. Kısaltma ya da formülün belirgin biçimi. Yani kısalt... İçerik. Değil. Değil. Bir harf daha mı alsanız? Evet. Basmıştı buldum. Harfi de evet. Onun. Formülün geniş yazılışı. Açılım. Açılım doğru cevap.
6 harfli efendim yine aradığımız cevap ve bir sıfat yine. Gelsin bakalım sıfatımıza. Hayali sözcüğünün Türkçe karşılığı. Hayali yani. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Rüyavi olmaz tabii değil. Evet olmaz. Rüyanın eş anlamlısı... Düşsel. Düşsel doğru cevap. 7 harflilerdeyiz. Bir tür giyecek soracağız. Soralım madem soracağız dedik. Nalım da denen ahşap ayak giyeceği. Terlik. Değil, ahşap. Evet. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Bildiğiniz bir şey tabii ki. Kesinlikle. Bir harf daha alalım. Bir harf daha alalım. Takunya. Takunya doğru cevap. Gülşen Hanım yarışmanın ortasındayız. 3200 puanımız ve 2 dakika 35 saniye süremiz var. Ve bir de İlayda'nın nazar değdiren kuzeni var. Evet, bir risk. Evet. Ben başka bir şey söylemeyip devam ediyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim ikinci 7 harfli kelimenizin sorusu gelecek. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin soru. İnsanda mekanik sindirimin başladığı yerin erkenden ve kendiliğinden dökülen kemiksi sert dokusu. Süt dişi. Süt dişi doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sıfat soruyoruz şimdi. Gelsin soru. Çözümlemeye dayanan, çözümle ilgili, çözümsel anlamlarına gelen sözcük. Bir harf alayım. Bir harf verelim. Analitik. Analitik doğru cevap. Efendim yine 8 harfli 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Hemen herkesin görüp okuduğu bir yazı diyebiliriz bunu. Gelsin bakalım sorusu. Toz toprak içindeki araçların dilinden sahiplerine bırakılan bir not. Beni yıka doğru cevap. 9 harflilerdeyiz şu an. Dil bilgisinden gelen soru 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacımız var. Gelsin bakalım. Birden çok yüklemin bağlı bulunduğu fail. Ortak özne mi? Ortak özne doğru cevap. Bunu mantık yürüterek buldunuz. Evet. İnanılmaz. Tebrik ederim. 9 harflerden devam ediyoruz. 2 kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz yine. Sebze olarak tüketilen bir besin maddesi soruyoruz. Soralım. Sorduk bile. Özellikle kısır ve salataya tat vermesi için yeşil yaprakları kullanılan acımsı ve keskin kokulu bir sebze. Nane olabilir. Hayır. Değil. Efendim? Dereotu. Değil. Taze soğan. Taze soğan. Bakayım. Taze soğan doğru cevap. Ben bayağı yapıyordum salatayı. Evet. Salatanın bütün malzemelerine girmiştik ki. Efendim 10 harflilerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir söz dizisi soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Yarı yarıya eşit olarak bölüşme anlamına gelen kalıplaşmış bir tabir. Ülüştürme. Yok. 2 kelime. Daha mastar yok. Paylaştırma da değil. Evet. Yarı yarıya eşit olarak bölüşme. Bir harf alayım. Bir harf verdik. Kardeş payı. Kardeş payı doğru cevap. Efendim son soru. Son soru tek kelime ve mastarla bitiyor aradığımız cevap. Gelsin bakalım sorusu. Ruh biliminde duygu ve düşüncelerin açığa çıkmasına engel olmak. Ket vurmak. Değil. Tek kelime. Bir harf alayım. Süreniz var. Düşünebilirsiniz. Harf de verelim. Duygu ve düşüncelerin açığa çıkması. Bastırmak. Gibi bir şey. 10 harfli olacak. Bir daha alayım. Bir harf daha alayım. Bir harf daha aldık. Türetin efendim. Demin. Bastırmak. İşte kökü doğru onun. Baskılamak. Baskılamak doğru cevap. Baskılamak doğru cevabı ile beraber 8900 puana ulaştık Gülşah Hanım.
Çok tebrik ediyorum. Biraz rahat harf kullandık. O kadar da ihtiyacınız olmayabilirdi. Ama çok iyi bir puan aldık bence. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Ben de iyi düşünüyorum. Beğendim. Heyecanlıydım. Evet. Evet. Bakalım ne olacak? Gün birincisi konumundasınız şu an. Bir tek Mehmet Bey kaldı arkanızda. Bakalım o nasıl bir sonuç alacak. Ayaklarınıza sağlık ama şimdiden. Hanımlar, beyler, Gülşah Hanım'ı alkışlarla arkaya uğurluyoruz. Ve Mehmet Bey geliyor. Neden öyle oldu? Nasıl? Kalk buradan! Tamam. Yeter artık. Süper. Buramıza kadar geldi İsmail. Bengüsü Hanım yapay zeka gibi şu an sevgili izleyenler. Pınar Hanım Türkçeyi unuttu. Hatırlamıyorum, aklıma gelmiyor. Po! Diye vurdu. İstanbul'da bir sen. Hanımlar, beyler, günün son yarışmacısıyla baş başayız. Mehmet Bey, tekrar merhaba. Merhabalar. Neler yapıyorsunuz? Şu an kendi işlerimle uğraşıyorum. Evet, nedir kendi işleriniz? Bir dil kurumum var. Dil kurumunuz var. Evet. Türk dil kurumu sizin değildir diye umut ediyorum. Yok. Nasıl dil kurumu derken? İngilizce üzerine eğitim veriyorum. Ha, eğitim veren bir eğitim veren bir dil kurumunuz var. Çok güzel, harika. Peki. Onun dışında işte birkaç tane işte daha uğraşıyorum. Çalışmayı çok mu seviyorsunuz? Yani evet, hani boş zaman bırakmıyorum. Hani normal kendi işlerim. Çok güzel. İşte sporum. Onun evet, bir de uzak doğu sporlarıyla ilgileniyormuşsunuz. Ha, evet. Ne kadardır? Yani bir 8 senedir falan. 8 sene. Özellikle ilgilendiğiniz var mı? Hepsini deniyor musunuz? Yok, var yani. Ha. Filipin savaş sanatları üzerine çalışıyorum. Filipin savaş sanatları. Evet. Filipinliler... Savaşıyorlar mıymış? Yani geçmişte savaşmışlar. Evet. Ondan dolayı artık yüzyıllar boyu devam eden. Demişler. Hatta yüzyıllar boyu devam eden. Evet. Bir gelenekleri var, Kali. Hmm. Onun üzerine gerçekten şu zamana kadar işte bir eğitimle babadan oğula işte devam etmiş. Siz de şimdi, onunla uğraşıyorsunuz. Aynen. Harikulade. Peki kelimelerle aranız nasıl? Kelimelerle üniversitedeyken bu yarışmayı, aynı zamanda işte kitap okuma olsun falan. Bunları çok fazla yapardım. Evet. Onun dışında son dönemde biraz kitap okumaktan uzak kaldım maalesef. Ama kelimeleri severim yani. Hani yeni kelime öğrenmeyi severim. Bakalım aranız açılmış mı yoksa hala aynı samimiyette misiniz yani kelimelerle? Burada göreceğiz. Var mı bir hedef puan? Yani her şey olabilir. Her şu şey olabilir. Aynen, her şey olabilir yani şu an. Sürprizlerle dolu. Peki başlayalım mı ufak ufak? Başlayalım. Tamam. Hanımlar, beyler, ilk kelimemiz geliyor. Toplum töresine uygun olan terbiye. Töre. Değil. Töre ben diyorum zaten. Toplum töresine uygun olan etik. Gibi bir norm. Şey. Yok yok. Etik. Arapça kökenli. İyi ahlak. Harf alın. Harf alın. İsterseniz. Aldım. D. Edep. 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 Edep doğru cevap. Efendim, dört harfli ikinci kelimemizin sorusunu alalım. Bakalım neler oluyor. Mecazen bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz anlamına gelen sözcük. Bir olayın bellekte bıraktığı öğretici iz. Başımıza gelen olaylardan ne alırız? Ders. Ders. Ders doğru cevap. Beş harflilerdeyiz efendim. Tarihten geliyor soru. Gelsin bakalım, buyursun, biz müsaitiz. Padişah imzası. Biliyordum ama. Tabii biliyorsunuz. Hatta Tuğra. Tuğra. Tuğra doğru cevap. Yine beş harfli isim soylu bir sözcük bu sefer. Bakalım nasıl sorulmuş. Argo'da hile, ayak oyunu anlamında desiz. Kullanılan sözcük. Desiz. Değil. Dolap. Değil. Ha. Dolap mecazi. Biz Argo'da olanını soruyoruz. Onun dümen. Gibi. Heh? Dümen doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soracağız yine. Soralım bakalım.
Atletik yol. Maraton değil. Yok. Atletik yol. Atletik, atletizm ha. Yapılan yol mu? Evet. Ne deriz oraya? Koşu yolu. Yok işte koşu yolu demeyiz, bir şey deriz. Harf alayım. Harf aldık. P. Hmm. Yürüyüş, koşu, işte. Bisiklet. Pandem falan gibi bir şey. Yani değil tabii de onun öyle başlıyor. Gezi ve yürüyüş yolları için de artık kullanılıyor. Bir harf daha mı acaba? Parkur. Parkur doğru cevap. Efendim 6 harfli bir cevaba daha ihtiyacımız var. Tek kelime bir cevap olacak. Sorusunu görelim. Çok ısınmış veya ısıtılmış metalleri niteleyen bir sıfat. Ametal. Ne? Hayır değil. Daha basit düşünün. Çok ısınmış. Alaşım. Hayır Mehmet Bey. Çok ısınmış yani bir metali çok ısıttınız. Herhangi bir metal. Tencere. Dokunamazsınız ya. Neden? Çünkü o? Kaynam. Yok. Metalin metal. Tencereyi susuz koydunuz oraya. Evet. Tavayı. Yanmış. Değil. Isındı. Çok sıcak oldu. Ne tava deriz ya da? Kızgın. Kızgın. Kızgın doğru cevap. 7 harflilerdeyiz efendim. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz yine. Gelsin bakalım nasıl soruyoruz. Bir malın serbest sürümünü ambargo. Engellemek için konulan yasak. Ambargo doğru cevap. Mehmet Bey, yarısındayız yarışmanın. 3500 puanımız var. 1 dakika 21 saniyemiz var. Biraz zamanı hoyrat kullandım galiba. Biraz mı? Bayağı hoyrat kullandınız. Artık çok hızlanmamız lazım. Tamam. 7 tane harf alabilirsiniz. 7 harf alırsanız bize 45 saniye bırakmanız gerekiyor. 6 harf alın, tamamını kullanın. Ama ben takip ediyor olacağım zaten, size söyleyeceğim. Fakat süre önemli. Yani hızlı olacağız bundan sonra. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz gelecek. Mastarla biten bir kelime soruyoruz. Gelsin bakalım. Şişe geçirilen bir yiyeceği kor üzerinde ekseni etrafında döndürerek pişirme yöntemi. Hmm. Bir harf alayım. Aldınız. Harf. Çevirme. Çevirme doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Arapça kökenli bir tabir soruyoruz ama bilinen bir söz. Gelsin bakalım sorusu. Çiftçi ile manavın ara bulucusu. Bir harf alayım. Bir harf aldık. Z. Evet, onu biliyorum da işte çıkmadı şimdi. Kabzı mal mı? Kabzı mal. Kabzı mal doğru cevap. Efendim 8 harflerden devam ediyoruz. Batı kökenli bir sözcük yine. Yapıştıralım soruyu. Mecazen bir şeyin küçük ölçekte kopyası prototip. Veya benzeri anlamına gelen söz. Prototip. Yok. Değil. Küçük ölçekte kopyası. Minyatür. Minyatür. Minyatür doğru cevap. 9 harflerdeyiz. Batı kökenli bir sözcük soruyoruz. Soralım madem soruyoruz. Palto, şapka gibi eşyaları asmak için portmanto. Yapılmış raflı, portmanto. Bazıları aynalı askılık. Portmanto doğru cevap. Ben ekran başından seyredenler için tamamlamak zorundayım. O yüzden siz bildiyseniz basacaksınız onu. Efendim 9 harflerle devam ediyoruz. Türkçe, Farsça karması bir birleşik kelime bu. Gelsin bakalım soru. Kurum ve kuruluşlardaki toplu karın doyurma yemekhane. Alanı. Ne? Yemekhane. Yemekhane doğru cevap. 10 harflerdeyiz. 2 kelimeden oluşan bir cevaba ihtiyacım var. Yapım eki almış bir sıfat. 2 kelimeden oluşuyor, yapım eki almış. Ve bu bir sıfat. Gelsin bakalım sorusu. Mecazen akılsız, aptal anlamlarında kullanılan hem yönetilen kişiyi hem de uçucu bir canlıyı hor gören tabir. Leyli hava... Yok değil. Harf alayım. Harf verelim. Kuş ha? Beyinli mi? Kuş beyinli. Kuş beyinli doğru cevap. Biraz böyle bir an kafamda hızlı düşünce bir hakaret gibi geldi de söyleyeyim. Evet aslında hakaret. Yani... Evet, hakaret geldi de. Hani...
Evet. Şimdi şey olmasın diye yani zaten hor gören bir tabir diye sorduk. O yüzden kimseye demedi ki sevgili izleyenler. Yanlış anlaşılmasın. Öyle değil. Evet. Son sorudayız Mehmet Bey. Yine iki kelimeden oluşan ve mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız olacak. Deyim bu. Kaç harf alabiliyorum şimdi? Efendim? Kaç harf alabiliyorum şimdi? 3 harf alın. 4 harfiniz alamazsınız 4 harf çünkü 45 saniye bırakmamız artık mümkün değil. 3 harf alabilirsiniz. Tamam. Bu soruyla beraber ya siz gün birincisi olacaksınız ya Gülşah Hanım. Bizle hafta finaline gelecek olan yarışmacıyı belirleyecek bu soru. Yeterince gerdiysem size soruyu sorayım artık diye düşünüyorum. Gelsin bakalım soru. Yapılan bir iyiliği yüzüne vurarak birini üzmek. Harf alayım. Harf verelim. Harf alayım. Harf verelim. Harf alayım. Ve bitti harf. Yapılan bir iyiliği yüzüne vurarak birini üzmek. Başa kakmak. Başa kakmak doğru cevap. Mehmet Bey, Allah aşkına söyle, bekliyor muydunuz? Ya şampiyon olmayı. Evet. Gün yani, birincisi olmayı. Olabilir diyordum. Olmayı da bilir. Yani ben hayatımda bu kadar kendini bilen birini daha görmemiş olabilirim. Diyor ya sevgili izleyen, üniversitede iyiydi aramız. Yemin ediyorum üniversiteden beri ilk kez kelimelerle muhatap oluyormuşsunuz gibi. Çünkü aklınıza geliyor yani. Hani zart diye biliyorsunuz. Hepsini de bildiniz. Ya üniversitede boş vakitlerimde izliyordum çok. Harika. Demek ki ne kadar çok işe yaramış. Çok tebrik ediyorum çok Mehmet Bey. Çok teşekkür ederim. Harika yarıştınız. Size helal olsun. Çok hafta finalinde beraber olacağız ama Gülşah Hanım siz de çok iyi yarışmıştınız. Volkan Bey siz de hiç fena değildiniz. İlayda Hanım siz de tecrübesizlikten kaybettiniz. Bence 4 yarışmacımızı da bir kocaman alkışlayalım. Hep beraber. Bütün yarışmacılarımıza, kelime polislerimizin tabii ki kitap armağanı var. Biz hafta finaline Mehmet Bey'le gidiyoruz ama her akşam buradayız. Tekrar görüşürüz diye umut ediyoruz. Tekrar görüşene kadar iyi akşamlar.